Herkese merhaba. 24. sezonun ilk savaşına hoş geldiniz. İlk rakibimiz New Nation arkadaşlar. Geçen sezonun dünya üçüncüleri. Çok güçlü bir ittifak maalesef. Onlarla eşleştik. Evet, güçlendirmelerimi hazırladım arkadaşlar şimdiden. Kızıl Hulk, Quake ve Falcon takımını kullanacağım. İlk defa savaşa Falcon'u alıyorum. Falcon sahaya giriyor arkadaşlar. Bakalım neler yapacak. Evet, yolum ortadan başlıyor. Artık inat karosu yok biliyorsunuz arkadaşlar, kaldırıldı. Bu sezonun öne çıkan global karosu koruma olacak bence. Şu anda da karşımızda koruma karosu var zaten. Evet, Wi-Fi'yi kapatıp hücresel veriyi açtık. Her savaşımı mutlaka hücresel veriyle yaparım. Wi-Fi'ye güvenilmez her zaman. Evet, ilk rakibimiz Wasp. Burada gel git yere ser karosu var biliyorsunuz. Onu yere sererek korumayı kaldırmamız gerekiyor. Koruma karosundan etkilenmiyor Wasp. Büyük ve X-Large şampiyon olması gerekiyor rakibin etkilenmesi için. Evet, Falcon çok iyi bir seçim burada. Burada elim kaydı, geriye çekildim yanlışlıkla arkadaşlar. Bu yüzden bir combo yedim. Neyse ki ağır saldırı atmadı. Çok canımız giderdi. Hatta kritik seviyeye inerdi canımız direkt. Evet, onu yere devirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gel git yere ser karosu iptal edildi. Bu yüzden. Çünkü %100 yetenek isabeti kaybediyor şu anda Wasp. Savunma yetenek daha... Ayıp, konuşamadım. Savunma yetenek isabeti kaybediyor. Ve bu koruma karoları falan hep savunma yetenek isabetiyle alakalı. Evet, gene aktifleştirdik hedefe kilitlenmeyi. Kaçış da yapamıyor. Ve indirdik. 25k vurdu gördüğünüz gibi. Evet, sezondaki ilk rakibimizi indirdik arkadaşlar. Sırada Nova var. 6 yıldızlı Nova. Artık inat karosu olmadığı için Nova'nın pek bir şeyi kalmadı esprisi. Güç alternatörü karosu var burada. Direkt Quake kullanıp geçeceğiz Nova'yı. Herkes rahatça Quake'le alacak. Yakma karosuna koysalar da Kızıl Hulk'la kolayca alırlar. Evet, bu ilk savaş diye Quake savaşlarını hızlandırmadım arkadaşlar. Yani Quake dövüşlerimi. Bundan sonraki savaş videolarımda Quake dövüşlerini hızlandıracağım. Çünkü biraz ittifak savaşında da Quake'i kullanmayalı bayağı oldu. Paslanmışım. Böyle ciddiye almamıştım yani savaşı hiç. Direkt böyle Quake'i siper yöntemiyle kullanır geçerdim. Burada mesela geriye çekildi Nova kombasını bitirmeden. Orada dalmışım. Bıraktım ağır saldırıyı. Neyse ki kombosuna başlayamadan sersemi yedi. Şansımız vardı. Çünkü yeni gelen aylık macerada da Quake hiç kullanmadım. Galiba bir iki kere falan kullanmışımdır. Onun dışında sezon arasında ittifak savaşında hep siper yöntemiyle kullandım Quake'i. Evet, az bir şey kaldı. Evet, bir artı şoktan sonra iniyor. Ve indi gördüğünüz gibi. İkinci rakibimizi de aldık. Evet. Şimdi birinci bölümün mini boss'una doğru ilerliyoruz. Ölümsüz Abomination koymuşlar arkadaşlar. Çok yanlış bir seçim. Bu karaya konmaz. Ölümsüz Abomination. Quake kullanacağız. Burada güç yemi bir de yedek iyileşme var. Güç yemi kolay bir şekilde görmezden gelinebilir Quake kullanıyorsanız. Tabii Longshot'a karşı hariç. Yedek iyileşmede de şimdi neden olmadığını göreceksiniz. Evet, Power Snack karosunu bitirdik. Üstümüze aldık el becerisi yükünü. Ondan sorun olmayacak artık. Gerisi düz el becerisi, ağır saldırı. Tabii ölümsüz Abomination'a karşı oynarken dikkatli de olmalısınız. Hiç onunla temas kurmayın. Yani temas etmeyin. Sizi temas tadı bile zehirleyebilir arkadaşlar. Böyle inat karosu zamanında hep alıkoyma karosuna koyarlardı onu. Bayağı etkili olurdu orada. Alıkoyma ile beraber iki misli kararlılık karosu da vardı. Karosu. İş yapardı orada epey. Hatta Munash'a 2 kill aldırmışlığımız var. Oraya Abomination koyarak. Evet, şu ACK yazısı niye çıkıyor anlamıyorum arada. Immortal ölümsüz Abomination'ın yanında. Erk diye ah gibi bir şey. Evet, canı %50'nin altına inmek üzere arkadaşlar.
Yedek iyileşme etkinleşti ama hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Normalde yedek iyileşme rakibin canını, güç barını %33 doldurur. Yani bir güç barı verir rakibe ama bu yetenek isabetin azaltılmasından ötürü tetiklenemezse canını bayağı yeniliyor. Ama üstünde 3 zehir olduğu için, ben onu sersemlettiğim için ve korkutma ustalığımda full olduğu için hiç canını yenileyemedi gördüğünüz gibi. Ondan o yedek iyileşme karosundan hiç faydalanamadı ölümsüz abomination. Dümdüz quake'leyerek geçebiliyorsunuz bu yüzden. Eski karosuna konabilirdi bence hala abomination. Orada gene tabii daha uzun sürerdi ama hata yapma oranınız daha yüksek olurdu savaş uzun süreceği için. Evet, üstümüze gelmedi. Bütün şokları yedi ve indi gördüğünüz gibi. Evet, bu birinci sektördü arkadaşlar. Birinci sektörü tamamlamış olduk. Şimdi dümdüz devam edeceğiz yolumuzu. Gel git alıkoyma yolundayız. İlk rakibimiz Taş Adam. Taş Adam da buraya konmaz. Çok yanlış dizmişler. Evet, Falcon kullanacağız. Gel git alıkoyma ve Sadist karosu var. Direkt dümdüz R3 Falcon'la gireceğim. Tabii hedefe kilitlenme açarak gireceğim. Etkili olması için. Daha doğrusu etkisini kullanmak için. Evet, koruma karosu var. Ona bir kere alıkoyma yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım. Geri çekiliyorum, alıkoymamı yapıyorum ve kalktı karo gördüğünüz gibi. Karoyu etkisiz hale getirdik. Yine %100 yetenek isabeti kaybettiği için hiçbir şey yapamıyor. Taş Adam'a genelde artık çok Falcon getirilecektir arkadaşlar. %100 yetenek isabeti kazandıran karoya koymak daha mantıklı bence Taş Adam'ı. Evet, bakın tek bir hedefe kilitlenmede canını %26'ya indirdim. Falcon süper yeteneğini bile iptal ediyor Taş Adam'ın. Ayrıca demin L2 attık. Global koruma karosu da tetiklenmedi fark ettiyseniz. Onu da kapatıyor. Evet, koruma açtı ama onu da kapatıyor yani. Hiç hasarı indirmiyor gördüğünüz gibi. Dümdüz dövdük Taş Adam'ı. Bir zamanlar çok zorlanılan boss'u Taş Adam'ı artık Falcon 45 saniyede indiriyor. Tabii karodan karoya değişir. Başka karoda da test etmek lazım. Ama boss karosunda şüphesiz teklenir. Bence Taş Adam artık. Evet. Manyeto ile devam ediyoruz. Buraya Manyeto da konmaz. Quake kullanacağız. Gel git alıkoyma ve iki misli kararlılık karosu var. Manyeto'yu ben olsam 9. yola falan koyardım herhalde. Orada biraz zorlayabilir. Yine çok zor olmaz ama buradakinden daha zor olurdu. Evet, buradaki taktiğim Manyeto'nun üstüne 4 tane artişoku attım şimdi. En az 4 olmalı onu sersemletebilmek için. 4'ün altındaysa sersemeyemiyor. Evet, hemen vuruşuma başlayıp alıkoymamı yapıyorum ve gene karoyu kaldırıyorum gördüğünüz gibi. 4 yaptım çünkü ne kadar az yaparsak sersem süresi o kadar kısa sürer. Rakibin çeviklik ustalığından da faydalanarak rahatça kaldırabiliyorum. Burada çeviklik bana bir avantaj yani. Burada nedense blok yapıyor kombosunu yapmayı bırakıp bana sonra bekleyip vuruyor. Burada da refleksen ağır saldırıyı bırakıyorum ben. Çok dayak yedim Quake'le bu savaş yani. Evet, karoyu kaldırdığımız için gerisi normal. El becerisi ağır saldırı yöntemini kullanıyoruz, klasik. Şimdi mesela bir esprisi kalmadı Manyeto'nun. Ben burada Falcon bile kullanabilirdim mesela arkadaşlar, sınıf dezavantajına rağmen. Tabii tavsiye etmem, tercih etmem. De Falcon metaldi galiba. Yok, Falcon kullanılmaz. Metal olmasaydı ama işte Falcon bu Manyeto'yu bile indirirdi. Evet, Manyeto da indi. Evet, ikinci sektörde bu şekildeydi. Şimdi boss alanına ilerliyoruz. Boss alanındaki ilk rakibimiz Sasquatch. 6 yıldızlı R3. Evet, karosunda iyileşme oranını arttırıyor ve güçlü saldırı var ama güçlü saldırının hiçbir önemi yok. Çünkü Sasquatch iyileşme takviyesi açmıyor. İyileşme pasifi açıyor. O yüzden engellenemez olamaz. Zaten Quake için önemli değil. Evet, burada safe oynuyorum arkadaşlar. Güvenli oynuyorum.
Duvara geldik. Bu Quake'i kullanacağım son dövüş olduğu için siper yöntemini kullanıyorum. Hiç gerek yok el becerisine. Arada bir de şu kırmızı ikon çıkıyor. İyileşmeleri tersine çevrilemez çünkü. Tanarak'ın gazabına girdiğinde tabii el becerisi ağır saldırı yöntemine dönüyorum. Çünkü hem sersem bağışı hem de blok delmesi oluyor Tanarak'ın gazabındayken. Evet, burada ne olduğu anlamadım. Basamadım resmen blok tuşuna. Yani blok için basamadım telefona herhalde. Tam %50 canım kaldı. Vallahi güçlendirmeler olmasa çok daha az canım kalabilirdi. %30'luk güçlendirme var burada. Sağlık ve sarı güçlendirme ile beraber. Evet, yine Tanarak'ın gazabına girdi. Burada garip bir şey oldu. Tanarak'ın gazabına tam girdiği anda sersemi yedi, sonra hemen sersemi kaldırdı. Küçücük bir bug herhalde. Vakitli bir şeydir. Evet, Tanarak'ın gazabıyla beraber patladı artçı şoklar, o yüzden sersem yemedi. Evet, siper yöntemine devam ediyoruz. Burada bir combo daha yememiz durumunda ölürüz. Ve ilk rank haftamızı vermiş oluruz. Ve canı da saniye gibi azalıyor sanki. Böyle Quake tık 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 diye azaltır aslında. Aynen böyle işte. Gene Tanarak'ın gazabına girdi son saniye. Evet. Ve indi. Biraz korkutucu oldu ama sıkıntısız bitti. Evet, Quake'le işimiz bitti. Şimdi son mini boss'umuza gidiyoruz. Dragon Man. Buraya hep Dragon Man konuyor artık. Kopyasız. Evet, Kızıl Halk kullanacağız. Güçlendirmelerimiz hazır. Ekstradan tabii ki de yok edilemez güçlendirmesi. Ve özel saldırı 3 koruyucusu basıyoruz. %33'lük. Çünkü L3 yememiz durumunda duvara sıkışıyoruz falan. Çok kötü sıkışabiliriz. Mesela böyle L3'ünü attıktan sonra duvarda sıkışıp diğer bütün yok edilemez yüklerini kaybedebiliriz. Sonra gene L3 yeriz falan. Her türlü korunmamız lazım. Evet, yakma ve zehri de avantaja çevirdiğimiz için hiç L1 atmamıza gerek duymadan dövüşüyoruz. Dragon Man'in üstümüze attığı zayıflatıcılar sayesinde de canımızı fulluyoruz. Bayağı hiddeti birikti valla. Şu anda yok edilemezim olmasa ve L3'ü doldursa falan ölürüz mesela direkt. Evet, benim L3'üm doldu. L3 benim için bir savunma mekanizması olacak arkadaşlar. Olur ki ondan L3 yersem duvara sıkışmayacağız. Ben de hemen L3'ümü atıp onu uzaklaştıracağım. Taktik öyle. Burada da L3'ü dolmadı neyse ki son dakika attı. Ama tutuyorum L3'ümü. Bizim L1'imizi atmamıza gerek yok veya L2'mizi. Özel saldırımı işlevsel olarak kullanacağım. Hasar olarak değil. Şu anda gerekli görünmüyor ama. Hep özel saldırısını attı çünkü Dragon Man şimdiye kadar. Evet, ve indi. Bu da son rakibimizdi bu savaşta arkadaşlar. Evet, kalanları arkadaşlar halletti. Evet, size bizim grubun skor tablosunu göstereyim şimdi. Evet, 4-1 yendik onların gruplarını arkadaşlar. Ne yazık ki tek bir savaş grubunun eforu savaşı kazandırmaya yetmiyor. Savaş mağlubiyetle sonuçlanıyor bu yüzden. Biz bir kere öldük sadece. Ama bakın diğer gruplar kaç kere öldü. Evet, 7-9 bitti savaş arkadaşlar. İki kere daha az ölsek beraberliğe bile razıydım Nivination'la.
Sonuçta onlar üçüncüydü. Böyle top üçü falan hedefliyoruz. Şöyle göstereyim. Birinci grup 5 kere öldü. İkinci grup 3 kere öldü. Biz 1 kere öldük. Yani maksimum kabul edilebilir kill sayısı bence 2'dir arkadaşlar. 3 biraz fazla, 5 kabul edilemez. Evet, birinci savaş grubu savaşı vermemize sebep oldu. Sağlık olsun. Evet, 7 saldırı kill'im var. Savunmam hiç kill almadı. Ödüllerimizi aldık. Evet, sezonun ilk savaşı bu şekildeydi arkadaşlar. Mağlubiyetle başladık. İnşallah sonraki savaşlarımızda daha iyi performans sergileyeceğiz. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.